Sevgili arkadaşlar, yokluk bilinci sonradan başkaları tarafından yüklenen bir bilinçtir. Kıtlık bilinci, yokluk bilinci, fakirlik bilinci. Bu başkaları tarafından, çevresi tarafından insana yüklenen bir bilinçtir. İnsan bu bilincin içerisinde girdiğinde, bu bilinçle hareket ettikçe sürekli yokluk yaşar. Sürekli fakirlik yaşar. Sürekli böyle kıtlık yaşar. Sürekli olumsuzluklar yaşar. Sürekli bu yaşadıkları olumsuzlukları da tekrarlar, yokluğu tekrarlar sürekli. Ve onun karşısında zaten bütün varlıklı olan insanlar artık bilinçaltında düşman gibi görünmeye başlar. Yani yokluk bilincine bir kere insan girdiğinde varlıklı bir insan veya zengin insanlar, cebinde parası olan veya olumlu düşünen insanlar artık rahatsız etmeye başlar yokluk bilincindeki insanları. Ama hocam bu benim günahım değil ki, benim suçum değil ki. Bana yüklendi çevrem tarafından. Evet, yüklendi. İstatistiklere göre 18 yaşına kadar bir çocuk dünyaya geldiğinden itibaren 144.000 ile 455.000 kelime olumsuz cümlelerle yetiştiriliyor. İster istemez. Yani 40 kere bir adama deli dersen deli olur hesabı. 455.000 kere sana yokluk yüklendiğini düşün. Mümkün mü varlığa ulaşmak? Varlıklı insan haline gelmek ilk önce mümkün değil gibi gözüküyor. Ama eğer sen bunu fark edersen, uyanırsan eğer, bu çarktan çıkmayı öğrenirsen, o zaman sen de yokluk bilincinden kurtulabilirsin. Yokluk bilinci senin dünyaya gelirken getirdiğin bir bilinç değildi. Bu bilinç, yokluk bilinci sana yüklendi. Sana çevren tarafından en yakınların, seni korumaya çalışan en yakınların, en sevdiklerin bunu seni korumak için, seni bazı şeylerden korumak için veya öğrendikleri yokluk bilincini sana yüklediler. Yani senin doğumdan kazandığın bir bilinç değildi bu. Yokluk bilinci mesela nasıl yükleniyor? Örneğin seninle annen alışverişe gidiyor ve sen onu istiyorsun, bunu istiyorsun, oyuncakları istiyorsun. Sana annen orada ne söylüyor? Paramız yok oğlum diyor veya paramız yok kızım diyor. Yok diyor. Olsa alırdım. Var aslında. Parası var. Para varken yok dediğin zaman zaten yokluk başlıyor. Sıkıntı başlıyor. Ama hocam annemin parası var da sebze alacak, meyve alacak, marketten bir şeyler alacak. Evet, senin annen sana şunu söyleseydi. Tamam, paramız var. Oyuncak alacak paramız var. Ama biz bu parayı oyuncak için ayırmadık. Bu parayla bir haftalık kiler masrafımızı karşılayacağız diye anlatsaydı sen de o zaman yokluk bilinci oluşmazdı. Bunun yanında senin bakkal amcan vardı. Bakkal Rıza amca. Bu adam sana bilinç altına yokluk bilinci yüklemiş olabilir. Nasıl olabilir mesela? Kullanılmış gazete kağıtlarıyla senin helvanı sardı. Ve helvanın üzerine o gazetenin boyası aktı. Sen neden bununla sarıyorsun? Bak helvan karardı dediğinde onlar çok pahalı dedi sana. Bakkal amca sana yokluk bilinci yüklemiş olabilir. Başka şeyler de olabilir. Bunun gibi binlerce örnek var. Veya sevgili arkadaşlar, öyle diziler var ki, öyle filmler var ki fakirliği sürekli övüyor, yokluğu övüyor, zenginleri de yeriyor, zenginleri de kötülüyor. Zenginliğin çok kötü olduğunu senin bilinçaltına yükledi. Televizyon bunu sana yaptı. Bunun gibi şarkıların, türkülerin veya senin en sevdiğin matematik öğretmeni bile sana yokluk bilinci yüklemiş olabilir sevgili arkadaşlar. Bunlar sana yüklendiğinden dolayı 455.000 kelime ile sen hipnoza girdiğinden dolayı, yani inandırıldığın için yokluğa, sürekli yokluk yaşarsın. Peki hocam tamam iyi güzel de bir de bunun varlıklı olan insanlar var, zengin insanlar var. Onlarda nasıl bu iş? Onlar neden sürekli zengin kalıyorlar? Çünkü onların anneleri, babaları veya çevresindeki insanlar varlık bakış açısıyla, bolluk, bereket bakış açısıyla sürekli telkin veriyorlar. Veya şöyle diyelim, onlar 455.000 kere olumsuz yokluk bilinci değil de 300.000'i olumlu bolluk bilinci, 150.000'i yokluk bilinci olabilir. Yani daha fazla bolluk bilinci yüklüyorlar.
Bakın, zengin aileden gelen insanlar zengin kalıyor veya fakir olsa da ileride iflas etse de tekrar güçleniyor, tekrar bolluğa ulaşıyor. Neden? Çünkü bakış açısı öyle, öyle yetiştirildi. O telkinlerle alakalı, etraftaki insanların söylediği cümlelerden insan etkileniyor ve öyle hayatı şekilleniyor, o şekilde yeşeriyor. Yokluk bilinci, sevgili arkadaşlar, şöyle bir tane örnek vermek istiyorum. Bu tabii yetiştirilme tarzıyla alakalı. Ben çocukluğumda babam ticaretle uğraşıyor ve ben 7 yaşındayken beni yok deme oğlum, yok olur. Bu cümlelerle beni yetiştirdi. Yani o 7 yaşından itibaren yok demedi hiçbir zaman. Demediğimden dolayı kafamda yokluk olmadığı için sürekli bolluk bilinciyle babam beni programladığından dolayı yokluk sıkıntı yaşamadım. Hayatımda sadece 1 saat bir yokluk yaşadım. Şimdi bu neyle alakalıymış? Çevrendeki insanların sana yüklediği telkinler, cümlelerle alakalı. Çünkü bela insanın diline bağlıdır. İnsan beyni kelimeler ile, cümleler ile programlanır. Yokluk bilincine sahip bir insan hayatı boyunca en büyük düşmanı varlıktır. Bilinç altında. Bolluktur, berekettir. Bunu artık tehlikeli görüyor. Para beni bozar diye düşünüyor. Zenginler kalleş, fakirler kardeş bakış açısıyla hareket ettiğinden dolayı o yokluk bilinci onun sarmalı oluyor. Onun zindanı oluyor. Ve o zindandan bakış açısını değiştirmediği müddetçe çıkamıyor. Ve hayatı boyunca yokluk yaşıyor. Her yerde. Ayın sonunu zor getiriyor. Cümleleri, kelimeleri sürekli yoklukla alakalı. Var olmayan neyse onu söylüyor. Bende şu yok, bende bu yok, benim şuna ihtiyacım var gibi cümleler ile hayatını geçiriyor sevgili arkadaşlar. Yani yok olana odaklanıyor. Yokluk bilinciyle hareket eden insan sürekli küçük hesapları yapar. Sürekli böyle sent hesapların arkasından koşar. Veya bir şeyi aldığında, biraz yüksek fiyata aldığında kazıklandığını düşünürüm. İkincisi bu. Yani beni kandırdılar, bana kazık attılar. Tüh, sindiremiyorum, ben bunu kabul edemiyorum, çok para verdim gibi ikinci maddede o. Sürekli onu üzüyor. Biraz pahalı aldığı zaman bir şeye kafayı takıyor ve onu sürekli gündemde tutuyor. Ona enerji harcıyor. Yani şu atasözüyle hareket etmiyor. Atasözü şu sevgili arkadaşlar. Pahalıdır, vardır hikmeti, ucuzdur, vardır zilleti düşüncesiyle hareket etmiyor. Yani her seferinde ucuz şeyleri arıyor, ucuz şeylerin arkasından koşuyor ve bir şeyi ucuz aldığından dolayı kaliteli olmadığı için tekrar tekrar ne yapıyor? Tekrar tekrar almak zorunda kalıyor. Üçüncüsü de sürekli elindekilerini kaybetmemek için enerji harcıyor. Yani harcadığı enerji var olanı kaybetmemek. Buraya enerji harcadığı için insan neyi çok gündemde tutarsa, neye çok enerji harcarsa onu yaşıyor zaten. Yani bir insan sürekli borçlarını düşünürse, borçları gündemde tutar, kafasında, rüyalarında sürekli borçlarını görürse, enerjisini oraya harcadığından dolayı nereye enerji harcarsa o büyüyor. Yani borçları sürekli düşünen, kafaya takan, sürekli oraya odaklanan kişi borçlarını arttırıyor. Ama bolluk bilincinde olan bir insanda kazanmaya odaklı. Zaten kazanmaya odaklandığında kazancı yükseliyor. Borcunu zaten ödemiş oluyor. Yani kaybetmemeye odaklanmıyor yokluk bilincindeki gibi. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla hayatınızı bu şekilde yokluk bilinci etkiliyor. Bolluk bilincindeki insan da sevgili arkadaşlar nasıl hareket ediyor? Hayatını nasıl etkiliyor? Bu kişi var olana odaklanıyor. Elinde ne var? Masada ne var? Şu anda masada 6 parça var. Buraya odaklanıyor. Var olana odaklanıp bununla ben ne yapabilirim? Hani var ya, şekerin var mı? Unun var mı? Yağın var mı? Var. O zaman ne duruyorsun? Helva yapsana diyor, değil mi? Öyle bir türkümüz var. Yani elinde olana odaklanıp onu değerlendirmek gerekiyor. Bolluk bilinci aslında bu. Yani eve bir misafir geldiğini düşünün. Bolluk bilincindeki bir insan buzdolabını açar. Ne varsa onunla bir şey yapar, yemek yapar. Ama yokluk bilincindeki insan da ne yapar? Tüh der, niye geldi şimdi, üzülür. Zaten buzdolabında da bir şey yok. Alışveriş de yapmadım, temizlik de yapmadım. Sürekli oraya enerji harcar, yorulur ve hayata olumsuz bakar, yokluk bilinciyle bakar ve var olanları da kaybeder. Yani buna da şükürsüzlük diyorlar aslında bizim kadim değerlerimize göre.
Şükredenler, var olanlara odaklananlar, bolluk bilinciyle hareket edenlerin hayatı daha bereketli, daha güzel geçebiliyor, kolay geçebiliyor. Aynı zamanda bolluk bilincindeki insanlar önüne bir fırsat geldiğinde hemen onu değerlendiriyor. Yani önüne bir fırsat geldiğinde bunu görebiliyor. Yokluk bilincindeki insan yokluğa odaklı olduğu için önüne bir fırsat geldiğinde o fırsatı göremiyor. Çünkü yokluk bilinciyle bakıyor hayata. Dolayısıyla bolluk bilincindeki insanlar o fırsatları değerlendirdiği için, yani o fırsatı görüp değerlendirdiği için hayatı daha bollukla, bereketle geçiyor. Daha rahat hayatını yaşıyor. Peki yokluk bilincindeki bir insan nasıl bolluk bilincine kavuşabilir? Yani hayatını nasıl bolluğa, berekete çevirebilir? Bakın sevgili arkadaşlar, bu bakış açısıyla alakalı. Bir kere bunu sen kendin yapamıyorsun. O mümkün değil. Yani kendi ameliyatını kendin yapamazsın. Yokluk bilincine sahip bir insan yokluk bilincine sahip olduğunu bile şu anda bilmiyor. Farkında bile değil. O farkındalık yok. Dolayısıyla hayatın neden ters gittiğini, neden sürekli sıkıntılar yaşadığını, neden sürekli işini batırdığını anlayamıyor. Anlasa çözecek zaten. Yani o farkındalık onda yok. Dolayısıyla o yüzden bir uzman gerekiyor. O yüzden bir uzman dışarıdan analiz edip bizim gibi analiz ettikten sonra içeride neler var, hangi düşünce yapısına sahip, hangi düşünce yapısı aşağı çekiyor, neden bu insan bir türlü bolluğa ulaşamıyor, bunu tespit edecek. Yani o düşünce kalıbını beyninden çıkaracak, değiştirecek ve tekrar takacak ki bolluk bilincine kişi ulaşsın. Ama bunu tek başına kişi yapamaz. Nasıl yapsın? Kafadaki zaten öyle bir düşünceye sahip olduğunu bile bilmiyor. Yani o farkındalık yok. Dışarıdan kendini göremez ki bir insan. İçeriden görüyor ve yıllardan beri bu içinde 35 yaşına geldi. İçinden 35 seneden beri kendini analiz etmeye çalışıyor ama o olmuyor ki. Dışarıdan birisi farklı baktığı için ve işin uzmanı olduğundan dolayı onu görüyor, tespit ediyor. Ve onu çıkarıyor biraz önce dediğimiz gibi. Değiştiriyor bakış açısını, tekrar yerleştiriyor. Ondan sonra çalışmaya başlıyor sistem. Özetini şu şekilde yapabilirim. Sendeki yokluk bilinci neyse onu tespit etmek gerekiyor. O nedir? Nerede virüs var? Hangi kafa yapısına sahipsin? Bu bir kere anlaşılması lazım. Bunu anladıktan sonra, yani bunu dışarı çıkarttıktan sonra biraz yerini değiştiriyorsun. Üzerine biraz çalışma yapıyorsun o bakış açının. Ve tekrar yerleştiği zaman bir kişide bolluk bilinci otomatikman başlıyor zaten. Yani kullanmadığı o hayatındaki %90'lık potansiyelini kullanmaya başlıyor. Bu zamana kadar %10 kullanmıştı. Yani tekeri patlak bir bisikletle yıllarca yolculuk yapmaya çalıştı 35 seneden beri. O yüzden ilerlemedi ama bakış açısını değiştirdiğin zaman, o bolluk bilinci başladığı zaman kişi daha önceden kullanmadığı %90'lık o potansiyeli, yani garajda duran Mercedes'i ne yapıyor? Dışarıya çıkarıyor ve kullanıyor. Sadece yapması gereken gaza basmak. Direksiyonu kullanmak, başka bir şey değil. Dolayısıyla her yokluk bilincine sahip olan insan bolluk bilincine ulaşabilir. Bu kesin. Burada yapması gereken tek şey var. Bunu tespit ettirmek. Analiz olmak. Yani bir analize girmek. Hangi bakış açısıyla ben hareket ediyorum da bunlar benim başıma geliyor? Bunu tespit ettirmek. Ben size bunu net söyleyebilirim. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Onların hayatında sıkıntı yaşamalarına sebep olan, yani yokluk yaşamalarına sebep olan veya aile içerisinde yaşadığı huzursuzluklara sebep olan bakış açılarını tespit edip analiz ile onları dışarı çıkarıyoruz. Bir çeşit ayarlarını değiştiriyoruz ve insana tekrar veriyoruz. Ve bakış açısı değiştiği zaman kişide yokluk bilinci değil de bolluk bilinci başlıyor. Veya hayatındaki aileyle alakalı sürekli kavga gürültü, küsmeler, bunlar kayboluyor ve huzur geliyor bunun yerine. Veya kendisiyle alakalı barışık değilse, sürekli böyle özgüven eksikliği yaşıyorsa, korkular, kaygılar yaşıyorsa, bu bakış açısını değiştirdikten sonra tekrar ona verdiğimizde özgüveni artıyor. Ve iradesi güçleniyor. Disiplinli bir hayatı oluyor. Karar verdiği zaman o kararını yerine getirebiliyor. Bu neyle alakalı? Bakış açısıyla alakalı. Dolayısıyla sen araba sürmeyi kitap okuyarak öğrenemezsin. Sana şoför öğretmen lazım. Yani sana yol gösteren birisi lazım yanında.
Sen hayat arabasını kullanmayı öğrenmek istiyorsan senin mentöre ihtiyacın var. Bu konularda benim sana da yardımcı olmamı istiyorsan o zaman benimle iletişime girebilirsin. Bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun. O formu doldururken zaten analiz oluyorsun. Biz sana yardımcı olabileceğimizi anladığımız zaman bizim arkadaşlar seni arıyorlar ve seninle beraber bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede sana engellerin nelerdir? Yanlış bakış açıların nelerdir? Bu yaşadığın sıkıntılarına sebep olan bakış açıları nelerdir? Virüsler nelerdir? Bunları tespit edip bunları nasıl değiştirebileceğini sana 6 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatıyoruz, gösteriyoruz. Sen de bolluğa kavuşabilirsin. Sen de o arzuladığın huzura ulaşabilirsin. Sen de kendi özgüvenini arttırır, iradeni güçlendirebilir. Aldığın kararların arkasından ilerleyebilirsin. Bu sana bağlı. Bu senin özgür kararın. Bizimle iletişime girebilmek için hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.